Evet kum saatini gördük sırada yeni bir grafiğimiz var efendim bu, bu şuralar şu sıralar özür dilerim sandık imgesini çok konuşuyoruz seçim bağlamında tabii ki sandığın çağrışımları noktasında benim kitaplarımda bazen bayisler vardır işte e, hazine sandığında çağrıştırır efendime söyleyeyim en başta tabii seçim sandığı çok önemli o açıdan. Çeyiz mesela çeyiz sandığı aileyi çağrıştırır. Bir de mermi sandığı var. işte huzursuzluk olduğunda Allah korusun Suriye gibi ülkelerdeki iç savaşı. Dolayısıyla seçim sandığı çok önemli. Demokrasinin yansıması çok önemli. Ama hazine sandığı da tabii son dönemde gerek emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme, yeni emeklilerin işte emekliler kervanına katılması ve aynı zamanda tabii ki depremin getirdiği mali yükler ve diğer zamlar enflasyona bağlı olarak ve daha da fazla yapılması gereken zamlar açıkçası bir parça tabii ki devletin hazinesini zorladı zorlayacak. Takribi olarak bir buçuk ila 2 trilyon arası bir yük getirdiği söyleniyor. Bu deprem EYT yasası ve yeni zamların bütçeye yükü bağlamında konuşursak 2023 bütçesi efendim aslında deprem ve EYT öngörülmeden önce yapılmış idi. Bu yüzden güncellemek gerekecek. Hemen rakamları vereyim. Daha önce 4 trilyon yani 2023 bütçesinin 2022'nin son ayında yapılışından bahsediyorum. 4 trilyon 470 milyar lira gider. 3 milyar 3 trilyon 810 milyar lira gelir ve 660 milyar lira açık tahminiyle hazırlanmıştı. Bu açıkların giderileceği bekleniyor. O yüzden e, bu önümüzdeki süreç önemli. Kur korumalı mevduatla ilgili de tabii eleştiriler söz konusu oluyor. Ama Türkiye ekonomik kriz zamanlarında 1980'lerde mesela e, tabii sonrasında serbest piyasaya geçti. 80 ve 83 arası hariç diyelim. 80 öncesinde de kambiyo rejimini uyguladığı dönemler var. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi yeni bir mesele değil. İnşallah bu canavarla meseleyi halledersek enflasyondan kastediyorum. Enflasyonu kastediyorum. Bir numaralı milli güvenlik sorunlarımızdan biri olmuştur zaman zaman. 1994 krizini hatırlarız. Efendim mesela 2001 ayrı 1980'de zaten çok yükselmişti enflasyon vesaire vesaire biz yola çıkarken ekonomi bağlamında Türkiye yola çıkarken derken son dönemlerde Türkiye'nin bir iddiası vardı ekonomide ilk 10 ülke arasına girme dünya ekonomisinin en büyük ilk 10 ülkesi arasına girme aslında bunun altyapısı bu. Döşenmeye çalışılıyor ama öyle söyleyeyim. Altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor ama henüz bu hedeften uzağız. Hatta biraz geriledik de 20. sıraya. Umarız bundan sonra bu hedefin önü açılır. Çünkü ekonomik güç her zaman önemli. Ee, Türkiye'nin askeri anlamda, yerine göre politik e, anlamda, yerine göre işte istihbari anlamda pek çok açıdan milli gücünü çok, milli güç parametrelerini daha önce konuşmuştuk. Bunların hepsini etkin biçimde kullanıyor ama ekonominin güçlü olması önemli. Bize ekonomik operasyon yapılmaması açısından önemli.